Sevgili terazi, merhaba. Hedefler yeniden ayarlanacak mı? Nisan ayı, uzun süredir yaşadığın en büyük değişimlerden bazılarını getiren çok yeni bir enerjiyle gelmişti. Satürn ve Plüton büyük burç değişiklikleri yaptı. Hayatının bazı alanlarına büyük teçhizle ve diğerlerine de adeta geniş açılı bir teleskopla bakmanı zorunlu hale getirdi. Ne 25 Mart'ta, enerji dolu Mars, uzun süren yorgunluğun sonunda bitirdi ve 20 Mayıs'a kadar Yengeç Burcu'na geçti. Toplam etki, bir elektrik prizine kapılıp voltaj artması gibi hissettiren bir çarpılma gibiydi. Şimdi Mayıs'ın işi, tüm bu enerjiyi değerli kanallara dağıtmak. Bütün bunlar olurken sen de odak noktanı dağıtmak yerine, öncelikle en önemli önceliklerini niyetini yönlendir. Büyük bir kariyer değişikliği haber vermeden ortaya çıkabilir. Birçok baskı hissediyor olabilirsin. Yaşadığım sıkıntılarla ilgili olarak destek, işbirliği veya yeni fikirler için dostlarına başvur. Bu durum eski arkadaşlarını ve meslektaşlarını yeniden gündeme getirebilir. Sadece ayın başında verilerini ve cihazlarını yedeklemeyi unutma. Unutmaman gereken bir şey daha var. Bugün bundan sonraki hayatının ilk günü. Ruhlu sayılarım, 8 ve 1. Ruhlu renklerin, fıstık yeşili ve nar çiçeği. Ruhlu taşın, yeşim. Şanslı günlerin, 14 ve 15. Dinlenme günlerin, 16 ve 27. Yemek önerisi, kumpir. Sevgili terazi, kendine iyi bak. Haziran'da görüşmek üzere.